Arkadaşlar selamlar, hepinize merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün Diablo 4'te ana hikayeyi bitirdikten sonra ne yapabileceğimizle ilgili birkaç tane tüyo vereceğim. Şimdi birkaç kişi bana mesaj attılar. Hani Diablo 4'ü aldık, çok beğendik, hoşumuza gitti. Tamam, hikaye modunu bitirdik ama hikaye modu bittikten sonra oyunda ne yapacağız? Hani aslında Diablo 4 hikaye bittikten sonra başlıyormuş. Ben de ilk kez Diablo oynuyorum bu arada. 1, 2, 3 kesinlikle oynamadım. Hikayesine, lore kısmına hiç hakim değilim. 4'ü oynayan bir insan olarak da çok beğendim. İlk kez bu tarz bir oyun oynuyorum. Hani hack and slash dedikleri oyunlar oluyor ya, işte bu PoE olsun. Başka illaki oyunlar vardır. Çok bir bilgim yok bu oyunlar hakkında ama genel olarak bir MMORPG oyuncusu olarak pardon. Genel olarak bir MMORPG oyuncusu olarak oyunu çok fazla beğendim. Hani karakter geliştirmede gerçekten sınır yok gibi görünüyor. Henüz şu kadarlık bir gear yapabildim. 63 levelim. Henüz şuradaki mükemmelliyet skill ağacına falan çok hakim değilim. Bunları oturup bir çalışacağım. Uygun düzgün bir şeyler yaparsam da bunları da zaten bir rehber niteliğinde sizlere de paylaşırım video olarak. Yani yetenek ağacı kısmında Frostmage oynayan arkadaşlar için benim skill dağılımım şu şekilde, pasiflerim şu şekilde. Bunları kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde oynayabilirsiniz siz de. Bu skill build'i dungeonlarda ve toplu fightlarda PvP'de de özellikle çok fazla iş yapıyor. Pasiflere falan, skill'lere bakarsınız, bu şekilde oynayabilirsiniz. Ama şu buz novası kullanacak arkadaşlar için şuradaki şu altta bulunan yüz kısmı var ya, damga. Bu buz novası damgasını kesinlikle bulmanız gerekiyor. Çünkü şu buz novasını iki tane yapıyor. O yüzden bu damgayı bulmadan bu buz novası skill'i çok etkili olmuyor. Onu söyleyeyim başta. Şimdi asıl konumuza gelelim. Diablo 4'te hikayeyi bitirdiniz. Hikayeyi bitirdikten sonra haritada ne yapacaksınız? Gününüzü nasıl geçireceksiniz? Abi şimdi öncelikle şu ölülerin fısıltıları diye kötücül iyilik topladığınız alanlar var haritada. Onlar şöyle işaretli. Şu anda pasif olarak göründüğü için buralarda toplayamıyorsunuz. Şu gri olarak görünen bütün, pasif görünen şu andaki bütün noktalarda yaptığınız dungeonlarda ve işte minik böyle çıkan alan bosslarında falan kestiğiniz zaman, buradaki minik questleri yaptığınız zaman size kötücül iyilik diye bir şey veriyor. Bu kötücül iyilikleri de biriktiriyorsunuz, sonra gidiyorsunuz fısıltı ağacında size random 3 tane seçenek sunuyor. İşte elbise alabiliyorsunuz, takı alabiliyorsunuz, silah alabiliyorsunuz ve bunları şu şekilde kutsal, hani hem kutsal atıyor hem de turuncu atıyor yani. Alabileceğiniz bu level'daki son seviye itemleri atıyor. O yüzden bu fısıltı ağacındaki şu altta kötücül iyilikleri doldurup doldurup fısıltı ağacından alabiliyorsunuz. Böyle bir gün içerisinde aktivite yapabiliyorsunuz. PvP alanları var. Şu anda aktif PvP alanı var mı diye bakıyorum. Şu anda aktif şansa PvP alanı da yok. Bende görünmüyor en azından, varsa da. Daha doğrusu şuradaki alanların hepsinin pasif olmasının sebebi benim kötücül iyiliklerimin dolu olması. Gidip ağaçta boşaltırsam aslında buraların hepsi açılır büyük ihtimalle. PvP alanları var. Aynen, gene şu şekilde göstereyim, bakın PvP yazıyor. Benim gene şu kötücül iyilikler dolu olduğu için bu alanlar bende pasif görünüyor. Çünkü daha fazla kasamıyorum bu gemden. Buralar PvP alanları. Buralara gidip buradaki mobları keserek içerisinden tohum çıkarıyorsunuz. Kötü nefret tohumuydu sanırım. Nefret tohumu mu, kin tohumu mu, o tarz bir şey var. Onlardan topluyorsunuz, moblardan. Sonra bu alanlarda küçük shrine'lar var. Gidip göstereyim size. Bu alana geldiğiniz zaman bakın şöyle küçük sunaklar var, gördünüz mü? Hemen gidip göstereceğim orayı size. Bu arada atım da şekil ha. Bunu drop olarak aldım. Acayip tatlı bir at. Sesi falan da çok hoş. Bayıldım yani ata kısaca.
Şimdi bakın, böyle mobları kesiyorsunuz. Mobları kestiğiniz zaman içerisinden normalde çıkması gerekiyor ama şimdi çıkmadı şansımız var. Belki de bizim üstümüzde şey dolu diye mi? Önce sanırım üstümüzdeki şu kötücül iyilikleri boşaltmamız gerekiyor ya. Hemen gidelim şunu boşaltalım. Aradan bunu da görmüş olun abi. Üstümüzde kötücül iyilikler boşaltıldığı zaman sanırım oralar tekrardan aktif olacak. Şu anda çünkü pasif. Ben videoda göstereyim diye doldurmuştum. Meğersem doldurmamam gerekiyormuş. Şuraya geliyorsunuz. Fısıltı ağacına. Size böyle 3 tane seçenek sunuyor. İşte burada hangisine ihtiyacınız varsa, yüzüğe ihtiyacınız varsa, muska, miğfer, hangisine ihtiyacınız varsa. Ben şu anda gear olarak bir tane yüzük istiyorum. Çünkü şunu damgaladım ve şu pasifin daha iyisini buldum. Şurada silahımda daha iyisi var bakın damganın. Ve artık şuradaki damgamı kullanamıyorum. Bu daha kötü olduğu için damga pasif duruma düşüyor. Üzerinizde mesela aynı damgadan birden fazla varsa eşyalarınızda bu ikinci kötü olan, yani daha iyisi aktif oluyor, daha kötüsü pasif oluyor. O yüzden ben yüzük almayı tercih ediyorum. Buradan size bir tane kutu veriyor. Bu kutuyu açtığınız zaman içerisinden bayağı bir malzeme çıkıyor böyle. Bunları da böyle alıyorsunuz abi. Bakalım kötü bir yüzük attı. Bunu kullanmayacağız. Şimdi haritayı açtığımızda bakın gördüğünüz gibi tekrardan aktif oldu buralar. Şimdi PvP alanına geri dönelim. Şimdi PvP alanında mobları kestiğimiz zaman şurada kanlı işaretliği E tuşuna basıp bir sonraki yerden kanlı işaretliği seçmeyi unutmayın. Bu önemli. Çünkü karşınıza olur da bir adam çıkarsa onu da öldürürsünüz. Öldürebilirseniz gücünüz yeterse. Bakın nefret tohumu düştü. 42 adet gördünüz mü? Şimdi bunları böyle moblardan keserek biriktiriyorsunuz. Üzerinizde kaç tane olursa olsun. Şu sağ üstte görünüyor zaten kaç tane oldu. Sonra haritada burada bulunan sunaklar var. Bakın çıkarma sunakları. Değişik değişik yerlerde. Gelip bu çıkarma sunağından bunu çıkarıyorsunuz abi. Bunu çıkarırken haritada işaretleniyorsunuz şu şekilde. Hani burada herhangi bir PvP alanında başka bir oyuncu varsa gelip sizi öldürebilir. Eğer öldürürse üzerinizdeki bütün hepsi yok oluyor. Bilginiz olsun. Baştan farmlamanız gerekiyor. O yüzden mesela böyle binlerce farmlayayım ondan sonra gideyim çıkarayım gibi bir düşünceye kapılmayın. Çünkü gördüğünüz gibi mesela. Mesela bu adam 81 levelde benden çok fazla yüksek level geldi bana tek attı mesela benim bütün nefret tohumlarım gitti gibi. Bu adam gibi mesela avı kovalayanlar var. İşte bu adam gibi kovalayan adamlara av olmak istemiyorsanız abi sürekli azar azar mesela 1000 tane kasacaksınız sonra gidip çıkaracaksınız. 1000 tane kasıp sonra gidip çıkaracaksınız. Bu şekilde kasabilirsiniz mesela. Zaten biriktirmesi falan çok kolay. Bu haritada etkinlik alanlarında kasarsanız sürekli düşüyor. Çok da fazla düşüyor yani. Ya bunlar ne işimize yarıyor diye soracak olursanız da şimdi asıl önemli olan mevzu şu. Onu dönüştürdüğünüz zaman o sunakta 1 dakika sürüyor zaten dönüştürmek. Onu oradan dönüştürdükten sonra ne kadar çok olursa üstünüzde o kadar iyi. Gidiyorsunuz. Onu da göstereceğim şimdi şu mobları keseyim. Şimdi buradan öncesine gitmeden önce şunu söylemem lazım. Eğer buradan şunları sunakta arındırmadan çıkarsanız bunlar yok oluyor. Ona göre dikkatli olmanız lazım. Yani farmlarsınız mesela 3000-4000 tane. Sonra gidip sunakta bunu çıkarmadan buradan çıkarsanız bunlar üstünüzden yok oluyor. Yani çöpe gidiyor. Bilginiz olsun. Neyse sunaktan çıkardıktan sonra abi ne işinize yarayacak bunlar? Sunaktan çıkardıktan sonra onlar üzerinize şöyle kırmızı toz olarak birikiyor. Şurada paranızın yanında kırmızı toz olarak görünüyor. Onu da burada yani ben birkaç tane şehirde gördüm de burada hemen yakında var diye göstereceğim. Bakın şu Denşar bölgesinde Salmin. Hemen gidiyoruz. Daha önce almama rağmen gene de unuttum. Şurası abi. Nahoş Tuhaflıklar NPC'si. Yani burada Yavuz ismi. Nahoş Tuhaflıklar. Aynı bu Kuyo'da aldığımız hani şey vardı ya. Şu biriktirdiğimiz meteliklerle hani kumar oynuyorduk ya. Aynısı burada işte.
Kırmızı tozları burada biriktirip geliyoruz bu NPC'ye. Buradan gear alabiliyoruz. Şimdi bunlardan aldığınızda random olarak işte kutsal atabiliyor, legendary atabiliyor. Şöyle üzerinde bakın, mesela bir NPC'de kumar oynayacağınız zaman bakın bunlar da yok mesela. Eldivenin üzerinde şöyle bir işaret var, görüyor musunuz? Bu kutsal demek. Ben şu an pantolon, çizme, tunik ve başlığı normal legendary denk getirebiliyorum ama eldiveni kutsal denk getirebiliyorum. Yani bu denklemde bizim burada sürekli eldiven için sürekli kumar oynamamız lazım ki kutsal düzgün bir eldiven denk getirebilelim. Burada yapılabilecek en mantıklı hareket o oluyor. Yani şimdi bu kırmızı toz PvP'leri böyle bu şekilde kenara bırakabiliriz. Bu okey. Bir de ekstra yapabileceğiniz şeyler var. Mesela World Boss'lar çıkıyor. Legion etkinlikleri oluyor. Dünya boss'u çıktığı zaman zaten haritada görünüyor. Bakın Legion etkinliği. Burada var mesela şansımıza. 5 dakika sonra başlayacak diyor. Ben buradaki Legion etkinliğine gidip mesela bu etkinlikten drop almayı deneyebiliriz yani. Bunu sürekli yapabilirsiniz. Haritayı açmış olmanız lazım tabii. Çünkü her alanda çıkabiliyor. Burada çıkabiliyor, burada çıkabiliyor, burada çıkabiliyor. Hemen buradan ışınlanıp 4 dakika içerisinde yetişebiliriz. Buraya ışınlansam zaten hemen 30 saniyeye giderim. Sıkıntı yok. Onun dışında yapabileceğimiz başka ne var oyunda? World Boss'lar dedik. PvP alanı dedik. Bu kötücül iyilikler dedik. Aklıma gelen side quest'ler var. Side quest'leri kovalayabilirsiniz sürekli. Side quest'lerin ödülleri güzel. Aynı zamanda hikayeyle alakalı işte şeyler anlatarak NPC'ler hani hikayeye dayalı setiyorlar, ipuçları falan veriyor ve gene hikayeye bağlı olarak oyunu oynamaya devam edebiliyorsunuz side quest'lerde. Bir de bir ufak şey daha var. Belli bir level'a geldiğiniz zaman girdiğiniz dungeon'lardan tüketilebilir kısmında şöyle kabus mühürleri düşüyor. Bakın bu kabus mühürlerini de sürekli yapabiliyorsunuz. Mesela herhangi bir kabus mührüne girdiğiniz zaman bir sonraki mesela kademenin mührünü düşürebiliyorsunuz. Ya da belli bir level'dan sonra belli bu kabus mühürlerine girmeye devam ettikçe bu köylerde bulunan şeyin ismi neydi? NPC'nin adını unuttum. O yüzden gidip göstereceğim. Hemen gidip gösteriyorum. Bu büyük şehirlerde bulunan ismini unuttuğum vatandaş. Okültist. Bu okültiste geliyorsunuz abi. Burada bakın mühür üret diye bir seçenek çıkıyor. Eskiden kapalı olan bu seçenek belli bir level'dan sonra açılıyor. Bu mühür üret kısmına geldiğiniz zaman bakın burada mühürler üretilebiliyor. Kademesi arttıkça zorluk seviyesi de artıyor. Bakın burada 100 level'a kadar giden bir şey görüyorsunuz. Mühür görüyorsunuz, tamam mı? Bu 100 level falan çok zordur eminim. Çünkü biz arkadaşla beraber 15-16 seviyeye girdik. Bayağı zorlandık. Çünkü yaratıklar biz şimdi 63 leveliz. Yaratıklar böyle 72-73 level falan geliyor. Yani benim şu an girebildiğim en ideal düzey 9. seviye falan oluyor. 9-10 ideal benim için. Onun üstünü çok zorlanıyorum yani. burada bunlara girip sürekli olarak bir gear up yapabiliyorsunuz. Sağlam itemlar düşüyor yani. Güzel itemlar düşüyor. Dropları iyi. Onun dışında aklıma gelen şu anda yapabileceğiniz bir şey gelmiyor. Oyunu da ben de çok yeni başladım. Dediğim gibi Diablo 4 ile başladım oyuna. Betasında da oynamadım. Oyunda yapabileceklerim yani benim en azından sınırlı. Ben de çünkü çok fazla şey bilmiyorum. Ama elimden geldiğince size böyle kendim öğrendikçe videolarını atmaya devam edeceğim. Itemlarımı falan merak edenler için Frost Mage oynuyorum ben. Itemlarımı merak edenler için şöyle kısaca göstereceğim. Siz durdurup bakarsınız. Şu anda gemlerde en iyileri yok üstümde. Çünkü daha iyi itemlar geldikçe değiştireceğim için şeyleri, gemleri ve damgaları tutuyorum. Depomda duruyor hepsi. Yani şu an için gear bu şekilde ama
karakter yeterince dayanıklı. Kendi level'ımda ya da birkaç level üstümdeki adamları rahatlıkla kesiyorum ve ölmüyorum. Yani elimden gelirse böyle PvP videoları da atmaya çalışırım. Karşıma güzel oynayan rakipler gelirse. Başka dungeon videoları atabilirim size. Bu girdiğim mesela kabus mühürlü dungeonlar var. Oralardan drop alsam da almasam da başlangıçtan sonuna kadar bir dungeon'ı çekerek size atabilirim. Dungeon'ların yerlerini falan gösterebilirim. Merak ettiğiniz şeyler varsa yorumda yazabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla da yardımcı olurum. Dediğim gibi şurayı yaptıktan sonra şu beceriler kısmını şu an çok random'da attım ben bunları. Çünkü bilmiyorum gerçekten. Ve internetten bir build bakıp da yapmak istemiyorum. Çünkü o benim oyun yapıma ters. Her şeyi kendim yapıyorum. İnternetten hiçbir şeye bakmıyorum. Çünkü baktığım zaman keyif almıyorum. Birisinin bir başka kopya build'ini yapmak bana göre değil en azından. İlk kez oynadığım bir oyunu ve kendim öğrenmek istiyorum. O yüzden kendim öğrendikçe sizlerle de paylaşacağım. Yani şimdiye kadar öğrenebildiğim şeyler bunlar. Bu arada son bir şey daha göstereceğim. Bu üstünüzde biriken tüketilebilir kabus mühürleri var ya. Bunlar da ezik olanları yani girmek istemediklerinizi size muhtemelen 1 level 2 level'lar düşecek ve siz onlara girmeyeceksiniz. Unutacaksınız. Bu tüketilebilir kısımda birikecek. Bunları biriktirdikten sonra her girdiğinizde zaten dungeon'ı komple bitirirseniz bir üstü sürekli düşüyor. Inventörünüzde birikiyor. Bunları da getirip burada işte mesela şey yapıyorsunuz. Hurdaya dönüştür deyip bunu kırıyorsunuz. Size bu mühür tozundan veriyor. Bu mühür tozlarıyla da mühür üret kısmına geldiğiniz zaman istediğiniz kademede mühürlere bu mühür tozlarıyla üretiyorsunuz. Yani bu mühür tozları bir nevi değerli. O yüzden bunları da biriktiriyoruz. Yanlışlıkla kademe 9'u kırdım ama önemli değil zaten. 3 tane daha var. Girdikçe çoğalıyor. Girdikçe çoğalıyor. Hiçbir zaman bitmiyor. Yani insanlar aslında farmı buradan atıyor. Sürekli olarak farm atıyorsunuz burada. Sonsuza kadar yani 100 level olup full gear olana kadar bunları sürekli girerek böyle farmlayabilirsiniz. Bir de anlattıkça bitmiyor ama son bir şey daha söylemem lazım. Bu dungeonların üzerinde şu altta zindan etkileri var bakın görüyor musunuz? Orada yeşil yazıyla olan sizin yaratıklara karşı ekstra uygulayacağınız hasar. Mesela burada yıldırım hasarı daha çok vuruyor bu zindanda. İşte burada püskürtücü kaçınma, burada işte altın bulma daha fazla, burada işte altın bulma, burada zehirli kaçınman daha fazla oluyor. Altındaki de yaratıkların size uygulayacağı olaylar. Mesela bu diyor ki işte sürüklenen gölge hasarı daha fazla olacak. İşte kanama hasarı daha fazla. Kitle kontrol direnci daha fazla yaratıkların mesela. Ölüm parlaması, canavar soğuk hasarı daha fazla. Ona göre bu dungeonlara girerken de şöyle iksirlerden kendiniz gene burada şeyde şurada simyacı da üretip buradaki dungeon'a uygun işte daha fazla hasar vuracak ya da daha yaratıkların size vuracağı hasarları azaltmak adına böyle iksirler üretip o iksirleri basarak dungeon'a girmeniz sizin işinizi kolaylaştırır abi. Video çok uzuyor. Anlattıkça bitmiyor. Ben şimdi burada kapatıyorum. Tekrardan aklıma gelen ya da merak ettiğiniz şeyler olursa bana yazın. Ben tekrardan size yardımcı olmaya çalışacağım. Videolar çekmeye çalışacağım. Öpüyorum. Bay bay abi. Haydi görüşürüz.